Öğretmenlik meslek kanunundaki kariyer sistemi yeni bir sistem değil arkadaşlar. Birilerinin iddia ettiği gibi. Bu Hüseyin Çelik Bakanımız zamanında 2004 yılında temel eğitim kanunundaki değişiklik ve 657 sayılı devlet memurları kanunundaki değişiklikle aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin ilk kez uygulandığının problemlerinin çözülmüş halinin yeni kanuna derece edilmiş halidir. Biliyorsunuz o zaman uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavları yapıldı 2005-2006'da. Ama kota vardı. Yani herkes uzman veya baş öğretmen olamıyordu. Öğretmenlerin belli oranını geçmeyecek şekilde bir dizayn tasarım yapılmıştı. Biz bunun doğru olmadığına inandık. Zaten Anayasa Mahkemesi de bu gerekçelerle başlangıçtaki hizmet içi eğitimlerdeki ayrıntılardan dolayı o maddeleri iptal etmişti. Bizim yaptığımız çok basit bir düzenleme oldu. 10 yıllık öğretmen 180 saatlik bir eğitim alacak. Onun sonunda bir sınav ama öğretmenlerin yeterliliklerini ölçmeye yönelik bir sınav değil. Almış olduğu eğitimi değerlendirmeye matuf bir sınav yapılacak ve öğretmenimiz uzman öğretmen olacak. Ve bir derece alacak, eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a çıkacak. Eğer yüksek lisans yapmışsa, ister tezli yüksek lisans olsun, ister tezsiz yüksek lisans olsun, ister eğitim alanında olsun, ister eğitim alanının dışında olsun, yapılan sınavdan muaf olacak. Baş öğretmenlikte 10 yıl uzman öğretmen olan öğretmenlerimizin 240 saatlik bir eğitimden sonra yine o aldığı eğitimi değerlendiren bir sınav sonunda kazanmış oldukları bir ünvan. Özlük hakkına tekabül eden maddeler olan bir ünvan. Orada da eğer doktora yapmışsa öğretmen alan içi alan dışı ayrımı olmadan sınavdan muaf olacak. Bu kadar basit. Niyetimiz ve kota yok. En önemlisi o. Kota yok. 614 bin öğretmenimiz başvurdu. Eğitimlerini tamamladı. Her öğretmen kendisiyle rekabet edecek. Diğer öğretmen meslektaşıyla değil, çünkü kota yok. 614 bin öğretmenin tamamı sınavda başarılı olduğu zaman hepsi uzman öğretmen veya baş öğretmen olacak. Ama hiç öngörmediğimiz, beklemediğimiz bir türbülansla karşılaştık. Öğretmen, biz hepimiz uzman öğretmeniz, hepimiz baş öğretmeniz. Hatta ekstrem tartışmalarda sadece Atatürk baş öğretmendir, başka kimse baş öğretmen olamaz gibi itibarımıza dokunuluyor. Yani siz kimsiniz, bizi sınav alıyorsunuz? İrrasyonel zeminde bir tartışma yürütüldü. Bakanlıkla öğretmenler arasında birileri girdi. Sanki bizden daha fazla önemsiyorlarmış gibi öğretmenlerimizi. Sürekli bilgi kirliliğiyle öğretmenlerimizi kaygı düzeylerini artırmaya çalıştılar. Ama öğretmenlerimiz bu manipülasyonlara hiç prim vermedi. Niye vermedi? Çünkü uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik şartını sağlayan öğretmenlerimizin %95'i uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğe başvurdu. Yaklaşık 614 bin öğretmen. Bu öğretmenlerimizin %99'u eğitimlerini tamamladı. Büyük bir çoğunluğu, çok az sayıda eğitimini tamamlayamayan öğretmenlerimiz oldu. Gelirken de biraz önce genel müdürümden başvuruları sordum. Başvuru oranlarını dün itibariyle 526.159 öğretmen, eğitimini tamamlayan 526.159 öğretmenimiz, yani %88'i başvurularını tamamladı. Başvuru pazartesi gününe kadar devam ediyor. Yani demek ki sosyal medyada kopartılan fırtınalarla
gerçek hayatın, hayatın gerçekleri arasında bir korelasyon yok ülkemizde. Bunu görmekten gerçekten büyük mutluluk duydum. Ve siz değerli öğretmenlerimize, bize güvendiğiniz için en içten şükranlarımı sunuyorum. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir problem olduğuna inanmıyorum. Şu son bir yıldaki tüm veriler bunu gösteriyor. Okul öncesi eğitimden meslek eğitime kadar. Öğretmenlerimizle bir araya geldiğimiz zaman, elle verdiğimiz zaman, sırt sırta verdiğimiz zaman aşamayacağımız, çözemeyeceğimiz hiç problem yok. Sureti haktan görünüp de araya girenler 20 Kasım'da çıkacaklar. O yaşananların neler olduğunu, neler olduğunu herkes görecek. Ve Bakan Yardımcımız çalışmalarını yaptı genel müdürlükle. İki tane de örnek kitapçık yayınladı. Ve herkes gördü ki bir problem yok yani. Çünkü biz sizlerin zaten uzman öğretmen olmanızı istiyoruz. Baş öğretmen olmanızı istiyoruz. Sınavı yapacak olan başka bir kurum değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Niyetimiz bu imkandan maksimum öğretmenimizi faydalandırmak.